Herkese yeniden merhabalar. Kombinasyonda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ikinci videoda küme ile ilgili sınırlı bir küme sorusu vardı. Kümelerle ilgili kombinasyon örneklerimize devam edelim. ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu kümeye gizemli küme denir. Diye bir tanım vermiş. Örnek de vermiş. Bakın örnekte K kümesi 3-4-5 elemanlarından oluşuyor ve bu tanıma uygun bir küme olduğu için adına gizemli kümedir denmiş. Peki tanımı bir önce bir daha bakalım. Ne diyor? Kümenin eleman sayısı. Örnekte kaç elemanlı bir küme var? SK yani K eleman sayısı 3. Aynı zamanda kümenin eleman sayısı kümenin içinde de bulunduğuna göre artık bu tanıma uygun bir küme. Yani gizemli küme oluyor. Buna göre alt kümelerin kaç tanesi gizemli kümedir? Şimdi alt kümelerden bahsediyor. Alt kümelerin kaç elemanlı olduğundan bahsetmiyor. O zaman biz bu K kümesinin eleman sayısını 1 olarak alırsak 1 aynı zamanda kümede olacak ve 1 elemanlı olacağı için sadece 1'in kendisi yani 1 durum var. Şimdi SK 2 olursa 2 elemanlı bir küme olacak. Yani 2 tane eleman koyacağız ama eleman sayısını da kümeye koyacağım için 2 mecburen olacak. 1 eleman seçmek, e, seçmek zorundayız. 2 haricinde geriye kalan elemanlara bakarsak 5 eleman kaldı. Bu 5 elemandan bir tane seçilmesi gerekiyor dedik. Şimdi eğer K kümesinin eleman sayısı 3 ise bu 3 elemandan oluşacak anlamına geliyor ve eleman sayısı olan 3 kümede olacak örnekte olduğu gibi. Bu durumda 3 yerine pardon 3'ün yanına 2 tane daha eleman seçeceğiz. 3 hariç kalan 5 elemandan 2 tane seçiyoruz. Herhalde örüntüyü anladınız. K eğer 4 elemanlı ise 4 tane eleman alacağız. Bu 4 elemanın içinde eleman sayısı yani kümenin eleman sayısı olan 4 de bulunmak zorunda. Geriye kalan 5 elemandan 3 tane seçeceğiz. Bu örüntüyü devam ettirirsek göreceksiniz ki şimdi de 5'in 4'lüsü gelecek. Bakın 5 elemanlı bir alt küme yazacağım. İçine 5 tane eleman sığdıracağız ve eleman sayısı olan 5 burada olacak. Geriye kalan 5 elemandan 4'ünü seçip buraya koyacağız ve K kümesi 6 elemanlıysa 6 kümenin içinde olacak. Bu da tüm kümenin kendisi oluyor. Yani şu verilen A kümesinin kendisi olacak göreceksiniz. 6'yı aldıktan sonra geri kalan elemanlardan 5 taneden 5'ini de seçmek zorundayım. İşte 5'in 5'lisi, 5'in 4'üsü, 5'in 3'üsü, 5'in 2'lisi, 5'in 1'lisi ve burada seçim yapmadığımız için aslında bu da 5'in 0'lısı. Böylece arkadaşlar toplam 5'in 0'lısından başlamak şartıyla 5'in 5'lisine kadar ne diyoruz? Gizemli kümeler yazabiliyoruz. Bu da 2 üzeri 5'ten 32 tane gizemli küme yazdık arkadaşım. Sanırım bu anlaşıldı. Peki abi, çevirelim. A kümesi A, B, D olmak üzere A'nın boş olmayan X ve Y alt kümeler için. Bu önemli. Boş olmayan. X de boş küme değil. Y de boş küme değil. Ama bunlar kesişimleri boş. Yani ayrı kümeler olacak. Aynı zamanda birleşimi de A'yı vermek zorunda. Yani şöyle bir durum. X burada, Y burada ve A da bu ikisinin birleşimi. Dışarıda eleman kalmıyor. Yani buralarda eleman yok. Şu dışarıda herhangi bir eleman olmayacak arkadaşım. Pekala. O zaman şöyle yapacağız. X kümesi, Y kümesi. Boş elemandan farklı dediğine göre o zaman bir eleman buraya vereceğiz. Geriye kalan tamamı 4 elemandan oluşması gerekiyor. Birleşim 4 eleman olduğuna göre yani A kümesinin kendisi. 3 elemanı da Y'ye vereceğiz. Ya da 2 2 vereceğiz ya da 3 1 vereceğiz arkadaşlar. Şimdi X kümesinin elemanını seçmek zorundayım. X bir elemanlı bir küme ama hangi elemandan oluştuğunu belirlemek için 4 elemandan alıp bir tanesini X'e veriyorum. Geriye kalan 3 elemanın 3'ünü de Y'ye vermiş oluyorum. Benzer şekilde 4 elemanlı bir kümeden 2 tane eleman seçip X'e veriyorum. Geriye kalan iki elemanın da ikisini Y'ye veriyorum. A kümesinden 3 tane eleman seçip X'e vereceğim. Geriye kalan bir elemanı da Y'ye vermek zorundayım. Böylece boş elemandan farklı ve birleşimde A olan tüm paylaşımları yaptık. Kaç tane X, sıralı ikisi vardır? Sıralı ikili dediğimiz yani X de Y de küme olacaksa buradan elde ettiğimiz 4, 6 ve yine 4 toplamda 14 tane küme yazılır. Sıralı XY kümeleri oluşur dedik. Bu da sınırım anlaşıldı. Geldik sıradaki sorumuza. A kümesi 1'den 10'a kadar elemanlardan oluşuyor. Kümesinin tüm alt kümeleri yazılıyor. Yani 2 üzeri 10 tane alt küme yazıldı. Buna göre bu alt kümelerin kaç tanesinin elemanları ve eleman sayıları tektir? Hem elemanları tek hem de eleman sayısı tek olacak alt kümelerin Pekala. Şimdi alt kümeler yazacağız. Elemanları tek sayılardan oluşacak. Aynı zamanda eleman sayısı da tek olacak. Bir kere A kümesindeki tek rakamlar yani elemanları tek olan rakamları ya da sayıları yazıyoruz. Evet bunlar tek sayılarımız. Şimdi alt küme yazacağım. Eleman sayısı kaç olacak? Tek sayıda olacak. Yani bir tane, üç tane, beş tane, yedi tane gibi gidiyor. Bakalım kaç tane yazabiliyoruz. Alt kümemiz K olsun. K'nın eleman sayısı 1 olsun. O zaman buradan bir eleman seçip yani 5 elemandan birini seçip K kümesini oluşturdum. Aynı şekilde K kümesinin eleman sayısı 3 olsun. O zaman 5 elemandan 3'ünü seçip ne yapıyoruz? K kümesini oluşturuyoruz. K kümesi 5 elemandan oluşsun. 5 beş elemanın 5'ini seçip K kümesini oluşturmuş oluyorum. 7 elemanla bir K kümesi yazamam. Çünkü elimde 7 tane eleman yok. Yazabileceğimiz tüm durumları yazdık. Şimdi hesaplayalım. Burası 5, burası 10 ve burası 1 olmak üzere. Toplam 16 tane alt küme yazılır arkadaşlar. Bu da sanırım anlaşıldı diye düşünüyorum. Geldik mükemmel soruya. 2019 ayeti kombinasyon sorusu. Görünüşte küme gibi ama ÖSYM bunu çok yapıyor. Bu videoda da zaten ilk soru ÖSYM sorusuydu. Bu da 2019 ayeti sorusu. Bakın ne güzel bir soru. Burada çoğu öğrencimiz B seçeneği olan 7'ye düştü ama cevabımız 63 E olacak. Şimdi neden E olduğunu konuşacağız. A ve B rakamlardan oluşan boştan farklı. Bu önemli. Altını çizelim. Birer küme. Ve A kesişim B eşittir. A kesişim 0, 2, 4, 6, 8 eşitliği sağlanıyorsa A kümesine B'nin ortak kesişim kümesi denir diye tanım vermiş. Bu tanımları ÖSYM çok kullanıyor arkadaşlar. Daha önceden de gizemli küme, İkinci videoda gördüğünüz gibi sınırlı küme böyle kümeler üzerinde tanımlar yazılarak kombinasyon soruları sorulabiliyor. A kümesi B 0 1 2 3 4 kümesinin ortak kesişim kümesi olduğuna göre ne demek istedi ortak kesişim kümesi yani şu özelliği sağlıyor demek istiyor. Şimdi demek ki o zaman şöyle olacak bir A kümesi var kesişim B B yerine ne yazacağım 0 1 2 3 4 A kesişim 0, 2, 4, 6, 8. Evet. Kaç tane A kümesi yazılır? Şimdi karşımda böyle bir eşitlik var. Bu bir küme. Kesişim kümesi. Bu da kesişim kümesi. Ve ikisinde de kesişim kümesinden elde ettiğim sonuçlar aynı olmak zorunda. Şimdi madem kesişimleri aynı olacak. Bakarsanız şu her iki kümeye altını çiziyorum. Ortak elemanlar ne var? Hemen tik koyayım. 0 var. 2 var. 4 var. A kümesi bu 0 2 4'ten dilediği kadar alabilir. Yani bunlardan bir tane alabilir, iki tane alabilir, hatta almayabilir. Neden almayabilir? Çünkü A kümesi bunları yani kesişim ee, kesişime sokacağız ya. 0 2 4 ile ortak olacak şekilde rakam almak zorunda değil. Bu arada A ve B'nin rakamlardan oluştuğunu unutmayalım. Tüm rakamları yazalım şöyle, gözümüze görelim. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet yorumumuz şöyle olacak. Madem ki şuradaki kesişimle sağ taraftaki ve sol taraftaki kesişimler aynı gelecek o zaman şu altını çizdiğim iki kümedeki ortak elemanlar yani 0 2 4 A elemanı olarak bulunabilir. Ama bunlardan hepsi aynı anda olmak zorunda değil. Bir tanesi olabilir, iki tanesi olabilir, üç tanesi olabilir. Hatta hiç olmayabilir. A kümesi bunlardan almak zorunda değil. Peki Bunlardan almak zorunda değilse geriye hangi rakamlar kalıyor? Sıfırı siliyorum arkadaşım. Sıfır var. Ee, bir burada var. Birle ile kesiştirmeyeceğim. A'ya e, bir alırsam burada kesişim bir var ama burada bir olmadığı için eşitlik sağlanmaz. İki şu anda siliyorum. Birazdan göreceksiniz. 3'ü almayacağım. Çünkü neden? A kümesinde 3 olursa burada kesişimde 3 olması lazım. Ama burada kesişimde 3 meydana gelmez. 4'ü ee, siliyorum. E, sonra 6'yı siliyorum. Benzer şekilde 8'i siliyorum. Yani altını çizdiğim her iki kümede bakın altını çizdiğim her iki kümede olmayan elemanlar bunlar. A kümesi tik koyduğum şu 2, 0 ve 4 elemanları haricinde sadece bunlardan da meydana gelebilir. Yani ben A kümesine sadece 5 yazarsam arkadaşım 5 bu eşitliği sağlar. Çünkü 5 de bu kümenin kesişimi boş. 5 de bu kümenin kesişimi boş ve eşitlik sağlandı. Bakın soruda A ve B farklı küme. Boştan farklı. A kümesi boş küme değil. B kümesi de zaten boş küme olarak verilmemiş. Ee, şekildeki ya da sorudaki koşulu sağlandı ve ben e, bu tik koydum. Yani her iki kümenin ortak elemanı almak zorunda değilim. Çünkü almadığım zaman bile eşitlik sağlanabiliyor. Örnek vereyim başka bir tane. A kümesinde 7 ve 9 olsun. A kümesi bu olsun. Bakın bu kümeyi altını çizim kümelerle kesiştirirsek boş küme ve boş küme. Şimdi buradan nasıl bir sonuç çıkıyor? Sonuç 1. A kümesi 0, 2, 4'ten istediği kadar alabilir. İsterse hiç almayabilir. Yani 3 elemandan hiç almayabilir. 3 elemandan bir tane alabilir. 3 elemandan iki tane alabilir. Bunu almışken ekstra şunu da yapabilir. Dışarıda kalan yani her iki kümenin içinde de olmayan 5, 7, 9'dan bir tane alabilir, iki tane alabilir, üç tane alabilir, üçünü de alabilir. Hatta bunlardan almayabilir. Yani dışarıda kalan üç elemanlar hiç almayabilir. Ee, bu arada biz buraya üçün üçlüsünü yazmayı unuttuk arkadaşlar. Onu da belirtelim. Üçün üçlüsü de var burada. Üç tane, sıfır tane, 3'ten bir tane dışarıda kalan elemanları yazıyorum. <laughs> bu elemanlardan hiç almadık. Bir tane aldık, iki tane aldık ve üç tane aldık dediğim zaman ne oluyor arkadaşım? 8 durum burada. 8 durum burada. 64. Yalnız bu 64 taneden bir tanesi olmuyor. O da hangisi söyleyeyim? Hiç almadığım durum var ya. İşte hiç almazsak o zaman A kümesini boş küme kabul ederiz. A kümesi boş kümeden farklı olduğu için bu 64 durumdan bir tanesini diskalifiye etmek zorundayız. Yani cevabımız 63 olacak. Bu çok güzel bir soruydu ve özet olarak tekrarlayalım. Şimdi B kümesini zaten kendi vermiş. Sorun bu kısmı anlaşıldı. Sol tarafta bu kesişimle sağ taraftaki bu kesişimin aynı gelmesi gerekiyormuş. A kümesi nasıl elemanlardan oluşmalı? Önce onu tespit ettik. Tik koyduğum elemanlara bakarsanız A kümesi bunlardan dilediği gibi alabilir. Yani A kümesinin içine atıyorum sadece 2 olduğu gibi dışarıdan bir eleman da katabilirim. Yani 7'yi katabilirim mesela. Bakın bu A kümesiyle şu gördüğümüz altını çizdiğim kümeleri kesiştirseniz eşit olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Aynı e, kümeler elde ediliyor kesişim olarak. Şimdi demek ki A kümesi tik koydum elemanları aldığı gibi dışarıda kalan elemanları da yani dışarıda kalan eleman ne demek? Hem buradaki küme hem de buradaki kümenin içinde olmayan rakamlardan oluşan değil mi? Rakamlardan oluşana göre bu iki kümede ortak olmayan dışarıda kalan rakamlardan istediği kadar alabilir. Bu durumda Ortak dediğimiz 0, 2, 4'ten hiç almayabilir. Bir tane, iki tane, üç tane alabilir. Bu 8 yapar arkadaşım. Ve bunları almışken yanına şunları da katabilir. Yani dışarıdaki 5, 7, 9'dan hiç almayabilir. Bir tane, iki tane, üç tane alabilir. 8 durum burada. 8 durum burada 64. Ama burada bir durum e ee, bu kuralı bozuyor. Çünkü eğer buradan hiç almasak ve buradan da hiç almasak demek ki boş küme meydana getirmiş oluyoruz. Boş kümeden farklı dediğine göre o 64'ten bir tane çıkartmak zorundayız. Gerçekten çok orijinal bir soruydu. Ee, görünüşte buradaki e, hat yapılan hatayı söyleyeyim. E, genelde şunu yaptılar öğrenciler. 0 2 4 aldılar. 0 2, 4'ten e, A kümesine bir tane 2 tane, 3 tane, 0 tane hepsini yerleştirdiler arkadaşlar. Toplamda 8 tane dediler. 8 tane ama bir tanesini diskalifiye ettiler. Boş küme olamaz dediler. 7 dediler. Burada hata yaptılar. Hatamız buydu arkadaşım. Bunu geçiyorum. Herhalde anlaşıldı diye düşünüyorum. Geldik bu soruya. X kümesi 1'den 6'ya kadar 2 elemanlı 3 alt kümeye kaç farklı şekilde ayrılır diye sormuş. Bu da enteresan bir soru. Şimdi bu soruyu anlayabilmemiz için önce ben başka bir soru yapayım. Diyelim ki bir K kümesi var ve bu K kümesi A, B, C, D elemanlardan oluşuyor. Soru yine aynı şekilde olsun. İki elemanlı bu sefer iki tane alt kümeye ayıracağız. İki elemanlı iki tane alt küme ayıracağım. Bu K kümesini iki elemanlı iki tane alt kümeye kaç farklı şekilde ayırırım? Herkes şunu diyebilir. Dördün ikilisi. Yani dört taneden iki tane seçtik. Bu birinci küme. Bu da ikinci küme diye. Buradan da 6 diyebilir. Ama bu yanlış arkadaşım. Sebebini söyleyeyim. Birinci ayırma şeklimiz. A ile B. bunu istikametinde C ve D. Bu birinci ayırma. Bakın ayırma işlemi kaç farklı şekilde yapılır diyor. Bu birinci ayırma şekli. A ile C seçilip B ile D seçilebilir. Böyle bir ayırma işlemi. Üçüncüsü de A ile D ve C ile B arkadaşım. Ayırma işlemi bu kadar. Daha farklı ayıramazsınız. Yani o zaman e, ekstra bir örnek vereyim. İtiraz gelebilir burada. Buna şöyle diyebilirler. Hocam BC ile A, D olmaz mı? Ben zaten böyle bir ayırma yaptım arkadaşım. Bakın B, C ile A, D. Üç ayırmada bunun aynısını yaptım. Ya da başka bir tane örnek vereyim. Diyelim ki CD ile AB olmaz mı? CD ile AB olmaz arkadaşım. Bunu zaten birinci ayırma işleminde yaptım. Ayırma işlemi kaç farklıdır diyor. Şimdi eğer biz ayırdığımız alt kümelere nitelik vermiyorsak arkadaşım bu işlemde yapamazsınız. Yani 4'ün ikilisi çarpı 2'nin ikilisi şeklinde yapamazsınız. Tekrar söylüyorum. Kümelere ayırdığımız kümelere nitelik vermediğimiz sürece bu işlem yemez ama nitelik verirsek ne gibi? Diyelim ki Ali var, Burak var, Can var, Deniz var. Bu dört kişiyi ikisini İstanbul'a ikisini Ankara'ya göndereceğiz. Şimdi kümelerin artık niteliği var. İstanbul'a gidenler kümesi, Ankara'ya gidenler kümesi. İşte burada burada şu yer arkadaşım. Dördün ikilisi İstanbul'a, 2'nin ikilisi Ankara'ya altı durum dersin. Nedir efendim? İşte Ali ile Burak İstanbul, Can ile Deniz Ankara, Ali ile Can e, İstanbul, Burak'la Deniz Ankara, Ali ile Deniz İstanbul ve Burak'la Can Ankara ya da tam terslerini düşünebiliriz. İşte Burak'la Can İstanbul, Ali ile Deniz Ankara, Burak'la Deniz İstanbul, Ali ile Can Ankara, Can'la Deniz İstanbul, Ali ile Burak Ankara şeklinde düşünebilirsiniz. 6 farklı gönderme yaparsınız. Burada kümelere nitelik veriyorsun. İstanbul'a gidenler kümesi, Ankara'ya gidenler kümesi. İşte halı sağ düşünün. Bip giyenler ve bip giymeyenler gibi iki takım. Yani diyelim ki 10 kişiyiz. 10 kişi. Bip giyenler ve bip giymeyenler. Yine bunu 5 kişilik iki takım ayırdık. 10'un 5'lisi bip giyenler. 5'in 5'lisi de bip giymeyenler. Bu arada bipin ne olduğunu herhalde biliyoruzdur. Bip dediğimiz böyle e Takımlar birbirinden farklı olsun diye, karışmasın diye giydiğimiz, halı sahada giydiğimiz bir giysi diyebiliriz. Şimdi burada 3 e, elemanlı alt kümeye ayırırken kümelere nitelik verilmemiş arkadaşlar. Yani burada şunu yapacağız öncelikle. 6 taneden 2 tane seçeceğiz. Kalan 4 taneden 2 tane seçeceğiz. Ve 2 taneden 2 tane seçtikten sonra grup sayısının faktörü yerine yani 3 faktöriyel ile bölmek zorundayız. Burada yaptığımız gibi bakın burada 3 durum var. Ben bunun cevabını çözmedim. Hemen bir çözeyim. Şimdi bu K kümesini 2 elemanlı alt kümelere ayırmıştık. 3 tane geldi. Cevap 6 değil demiştim. Bunun çözümü de şu. 4'ün ikilisi 2'nin ikilisi yaptıktan sonra gruplara nitelik vermiyorsak grup sayısının faktöriyeli kadar 2 grup var. 2 faktöriye bölüyoruz. Yani 6/2'den bölü 3. Burada da 6'nın ikilisi, 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi grupları oluşturduk ama Gruplara nitelik vermediğimiz için faktöriyeli kadar bölmek zorunda kalıyoruz arkadaşım. Bu durumda 15 çarpı 6 çarpı 1 bölü 6'dan 15 farklı şekilde ayrılır. Eğer bu 15'i yani 3 faktöriyel bölmezsem cevap 90 diyenler olur. B seçeneğine düşersiniz. Aman dikkat diyoruz. Geldik evli çift sorularımıza. 6 evli çift arasından İçinde evli çift olmayan 3 kişilik bir ekip kaç farklı şekilde oluşturulur? Bence perfect bir soru. Şimdi evli olmayan çift seçilecekse bu çok karıştırılan bir soru tipi. <laughs> Burada basit bir yöntem anlatacağım arkadaşlar. 6 çifti öncelikle şöyle yazalım. Karı koca hepsine C diyorum arkadaşım. 6 çift var. Şimdi biz evli olmayan kişiler seçeceksek bu kişiler kaç adetse o kadar önce evli çift seçeriz. Tekrar söylüyorum. Evli olmayan kişiler seçeceksek bu seçeceğimiz kişi miktarı kadar çift seçeriz. Çifti seçtiğimiz zaman ne olacağını göreceksiniz. Şimdi şöyle yapıyoruz. 3 kişilik ve içinde hiçbir evli çiftin olmadığı ekip kuracaksak önce 3 çift seçeceğiz. 6 çiftten 3'ü seçildi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 6 çiftten 3'ünü seçtiniz ama bu durumda 6 tane 3 çift 6 kişi yapar. 6 kişi seçmiş olmaz mıyız diyebilirsiniz. Biz burada seçimi yaparken daha ben ekibi kurmadım. Ekibi kurmadım. Şöyle yaptım. Dedim ki 2 numaralı çift bir adım öne çıkar mısınız dedim. Bu birinci çifti seçtim. 4 numaralı çift bir adım öne çıkar mısınız dedim. Bunlar bir adım öne çıkıyor. Bir de 5 numaralı çift. Bakın şu anda 3 tane çift seçtim. Daha ekip kurmadım. Sonra ne yapıyorum izleyin. Bunlar karı koca, bunlar karı koca, bunlar karı koca. 3 tane adam alacağım değil mi? Evli olmayan. O zaman şöyle yapacağız. Bu 2 tane insandan, karı kocadan bir tane seçiyorum. Buradan da bir tane seçiyorum. Buradan da bir tane seçiyorum ve ekibimi kuruyorum. İşte 3 kişilik ekibim kuruldu. Bu 6'nın 3'lüsü önce 3 çift seçimi. Örnek bir tanesini bakın gösteriyorum. Bunun gibi. 3 çift seçtim. Sonra 2'nin birlisi seçilen çiftlerden birincisinden bir eleman. 2'nin birlisi seçilen çiftlerden ikincisinden bir eleman. Ve 3'ün pardon 2'nin birlisi seçilen çiftlerden üçüncüsünden bir eleman. Bunlar ekibi kurdu arkadaşım. Şu birer elemanlar. Bu çift seçimi. Yani burası ne yaptı arkadaşım? 20 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Böylece 160 tane eleman seçeriz. Doğru cevap Edirne. Bunlar da böyle yapacağız. Ne yapacakmışız? Eğer hiç evli çift olmayacaksa ya da kaç tane evli çift olmayacaksa o kadar önce çift seçeceğiz. Çiftler arasından eleman seçeceğiz. Şimdi devam edelim bununla ilgili. 6 evli çift arasından 6 kişilik ekip kurulacak. Güzel. Sadece 2 çiftin buluncu kaç ekip kurulur? Şimdi C1, C2, C3, C4, C5, C6. Sadece 2 çift olacaksa bir kere 6 çiften ikisini aldım. Tamam ekibi kuracağız. Ekipte 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Evet bir çift seçildi bir çift daha seçildi. Yani 4 kişi seçildi. Herhalde buraya kadar iyiyiz. Örnek mesela şunu şunu seçtik gitti bunlar. Şimdi ben 2 eleman daha seçmem lazım. Yani 2 kişi seçeceğim ama bunlar karı koca olmayacak. Peki bunu nasıl seçeceğim? Karı koca olmayacak. Yani çift olmayacak. Kişi miktarı kadar önce çift seçiyoruz. Kalanlardan önce 4 çiftten 2 tanesini seçiyorum. Bunları daha ekibe almadım arkadaşım. Diyorum ki 3 numaralı çift bir adım öne. 5 numaralı çift bir adım öne. Bunları bir adım öne aldım. Daha bunlardan adam seçeceğim. Şunları bakın bu C3 ile C5'i ekibe koymadım. Sadece bir adım öne aldım. Şimdi bunların arasından bir tanesini ve bunların arasından bir tanesini seçersek arkadaşım işte böylece evli olmayan kişileri seçmiş oluyoruz. Ve buradan seçtiğimiz kişileri de buralara yerleştirince buyurun ekibimiz tamamdır. Burası ekip diyelim. Evet toparlarsak ne yaptık? Bir kere iki çift almak zorundayız. Altı çiften ikisini aldık. Altı kişiden dördü belirlendi. Bakın dört kişi belirlendi. İki kişi daha seçeceğiz ama bunlar karı koca olmayacak. Çift olmayacak. İşte kaç kişi çift olmayacaksa önce o kadar çifti seçersin. Ama bu çift seçimi demek şu anlama gelmesin. Ekibe aldım demek değil. Sadece bunları bir adım öne çıkarttık. Bir adım öne çıkın dedik. Bunlar bir adım öne çıktı. C5 ile C3'ü aldığımızı yani seçtiğimizi düşünelim. Şimdi işte bu çiftten bir tane alıp Hop buraya yerleştiriyoruz. Bir çift de buradan pardon. Bir kişi de buradan alıp buraya yerleştiriyoruz. İşte ekip tamam oluyor. Yani altın ikilisi baştan. iki çiftin seçimi. 4'ün ikilisi. E, kalan 4'ten iki tane çift seçtim. Ama bunların içinden de birer tane seçtim. Olay budur arkadaşım. Bu 15 çarpı 6 çarpı 2 çarpı 2. Yani ne yaptı? Burası 90 90 çarpı 4. 360 tane çift seçermişiz. Doğru cevap Bursa arkadaşım. Evet bununla ilgili sorulara devam edeceğiz. 5 evli çift arasından 5 kişilik bir ekip içinde bir evli çift olmak koşuluyla kaç farklı biçimde kurulur? Bakın 5 tane evli çift. C1, C2, C3, C4 ve C5. Ne istiyoruz? 5 kişilik bir ekip. Şuraya ekip yazayım ben arkadaşım. Ekip. Hemen bunlara yer. 1, 2, 3, 4, 5. Önce bir evli çift olacak. Hemen 5 çiften birini aldık. Yerleştirdik. Hop. 2 kişi tamamdır. Geriye 3 kişi kaldı ve bunların hiçbiri çift olmayacak. Bir tanesini seçtim. Bunu diskalifiye ettim arkadaşım. Şimdi 3 kişi evli çift olmayacaksa sen 3 çift seçeceksin önce. Kalan 4 çiften 3'ünü seçeceksin. Bu ekibe girmiyor daha arkadaşım. Yani acele etmiyoruz. Diyoruz ki 2 numaralı çift 1 adım öne. 4 numaralı çift 1 adım öne. 5 numaralı çift 1 adım öne. 3 tane çift seçtim. Şimdi ekibe bunlar içinde birer tane seçersem böylece karı koca almamış olurum. Bu buraya geliyor arkadaşım. Buradan seçtim buraya. Buradan seçtim de buraya geliyor. Durum bitmiştir. Evet bu kadar. Herhalde mantık anlaşılmıştır. Çok basit bir mantığı var. Çok şık bir çözüm aslında bu. Ne yapıyor? 20, 160, 160 tane ekip kurabilirsiniz. Bu da tamamdır diye düşündüm. Evet sıradaki sorumuza bakacağız. Şekilde 2 satır ve 7 hücreden oluşan bir tablo veriliyor. Bu tablonun 4 hücresi siyah boyanacaktır. Desen oluşturulacaktır diyor. Her satırda en az 1 tane boyalı hücre olmak şartıyla kaç farklı desen olur. Şimdi 1 no'lu satır ve 2 no'lu satır diyelim. 1 no'lu satır ve 2 no'lu satırda bakın her satırda en az 1 tane olacak. Ve biz toplam 4 hücreyi boyayacaksak 1 tane buradan 3 tane buradan boyayabiliriz. 2'ye 2 iki boyabiliriz 3'e 1 boyayabiliriz arkadaşlar. Bu boyacağımız hücre sayısı. Şimdi o hücrelerin hangi hücreler olduğunu seçmemiz gerekiyor. Birinci satırdan bir hücre seçeceksem 3 hücreden biri tercih edilecek. Sonra 4 hücreden de 3'ü tercih edilecek. Bu da ikinci satırdaki tercihimiz. Yani 12 durum. 3 e, hücreden ikisi ve 4 hücreden ikisi yani 3 çarpı 6'dan 18 tane de buradan seçilecek. 3 üç hücreden 3'ü 4 hücreden biri buradan da 4 toplamda 34 farklı şekilde boyanır. Bu da çıkmış bir üniversite sınav sorusu ya da ona benzer bir şey diye hatırlıyorum. Herhalde sınav sorusu olabilir. Bu böyleydi. Evet bu da bir sınav sorusu. Aşağıda düzgün altıgen şeklindeki hücrelerden oluşmuş bir düzenek verilmiştir. Beyaz hücrelerin bazıları turuncu renge boyanacaktır arkadaşlar. Şu beyaz gördüğümüz etrafındaki bunların turuncuya boyanacağız. Her mavi hücre, burada mavi neresi diyeceksiniz. Mavi arkadaşlar şu göbekte olan bunların her biri mavi arkadaşım. Ee, herhalde zaten taralı olduğu için mavi olduğunu fark etmişsinizdir. Her mavi hücrenin içerisinde yazan sayı o mavi hücre ile ortak kenar olan ve turuncuya boyanacak toplam hücre sayısını göstermektedir. Şimdi bu cümle ne diyor? Bakın bu mavi hücrede bir rakamı yazıyor. Demek ki etrafında bununla ortak kenarı olan Beyaz hücrelerden bir tanesi boyanacak. Bu mavi hücrede de 3 yazıyor. Etrafındaki beyaz hücrelerden yani ortak kenarı olan hücrelerden 3 tanesi boyanacak. Bu boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılır diye soruyor. Şimdi bakın her iki mavi hücreye de ortak olan bazı beyaz hücrelerimiz var. Bakın şunlar ortak. Şimdi eğer ben bu ikisinden herhangi birini boyayacaksam sadece bir tanesini boyamak zorundayım çünkü bu mavi hücrenin etrafındaki gördüğünüz üzere şu 6 tane beyaz hücreden bir tanesini boyamak zorundayım. Şimdi öncelikle şöyle yazacağız. 1. Ortak boyayacaksak eğer bu ikisinden birini boyayacağız. Önce ortak hücre için bir de ortak olmayanlar için. Evet, şöyle yapacağız. Ortak hücreler için bir tane boyamak zorundayım. Yani şu iki hücreden birini boyadım. İkinin birisi. Diyelim ki bunu boyadım. Artık şu geriye kalan 5 hücreden boyama yapamazsınız. Çünkü bunun etrafında bir tane boyanacak. Ama burada eksik kalan bir şey var. Ee, burada 3 tane boyamamız gerekiyor. Sadece biz birini boyadık. 2 tane daha boyamamız lazım. O yüzden burayı boyayamayacağıma göre 1 2 3 dört tane kaldı. 4 hücreden iki tane daha boyayacağım örnek mesela şunun gibi ve şunun gibi. Böylece Gördüğünüz gibi bunun etrafında bir tanesi boyandı. Bunun etrafında da 3 tanesi boyandı. Bu, bu şekilde 12 boyama yapılıyor. Ortak olmayanlara geldik. Şimdi bu sefer şu ikisi, şu hücre ile bu hücre hiç kullanmayacağız. Demek ki burada 4 tane kaldı. 4 taneden bir tanesini boyamak zorundayım. Ve burada da yine 4 tane kaldı. 4 taneden 3 tanesini boyamak zorundayım. Buradan da arkadaşlar 16. 18 artı 16, 28 farklı boyama yapılır. Çıkmış bir sınav sorusudur çok da şık, güzel beğendiğim bir şık basit bir soruydu arkadaşlar. Bu da böyleydi. Evet burada bırakıyoruz. videomuz uzadı 30 dakika oldu. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kombinasyonla ilgili sorulara devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.